Dalgıç ve eşim Yeşim Dalgıç sizlere korona salgının olduğu bu günlerde evde kaldığımız zamanı değerlendirmek amacıyla bir halk oyunu göstermeye çalışacağız. Biraz önce Ahmet Bey, Ahmet Gül bizi telefonla arayıp koronavirüsü dolayısıyla evde kalma durumunda olan birçok kişiye bir halk oyunu gösterebilir misiniz, böyle bir video çekebilir misiniz dedi. Biz de tabii ki dedik. Onun için birazdan ben ve eşim bir oyunu çekip sizlere göndermiş olacağız. Sizler evde bu yasaklar dolayısıyla kalabalık olmadığınız için, bir veya birkaç kişi olduğunuz için bu seçtiğimiz oyun da tek kişi de rahatlıkla oynanabilir bir oyun olsun diye düşündük. Yani el ele tutuşmadan tek olarak ayrı düzende oynanan bir oyun olsun dedik. Böyle bir oyun olarak da Balkan göçmenlerinin, yani Balkan ülkelerinde yaşarken Türkiye'ye göç etmiş olan vatandaşlarımızın özellikle Türkiye'de düğünlerde çok oynadığı bir oyun olan Ramo Ramo adlı oyunu gösterelim dedik. Bu oyun tek başına oynanıyor. Basit bir oyun. Diğer bir neden de o. Basit olması, rahatlıkla öğrenilebilir olsun dedik. Bir de canlı bir oyun. Kısaca adımlarını gösterirsek, yandan başlıyorum göstermeye. Kollar yandan açık. Sağ ayakla öne doğru iki defa. Bir, iki. Bir daha yapalım. Bir, iki. Sonra sağ ayağı geri alacağız. Baştan. Bir, iki. Bir, iki. Dikkat ederseniz baştan iki defa öne, geriye, ondan sonra sadece tek bir defa. Bir daha. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi sağ ayağı karşıya döneceğiz 180 derece. Bir, iki, üç, dört. Aynı şeyi bu tarafa doğru yapıyoruz. Bir, iki, bir, iki. Dönüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. Bu tarafa doğru oynarsak, bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. 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 Bazen kollar hep kol yan yana değil, sağ kol yukarıda ve mendille de oynanabiliyor. Şu şekilde. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. 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 Bu şekilde.
elimizde bilgisayar yüksek mühendisi olmamıza rağmen uzun yıllardır, ben yaklaşık olarak 52 yıl, eşim de 25 yıl halk oyunlarının içindeyiz. Hangi ülkede bulunduysak orada da faaliyetlerimizi devam ettirdik. Şimdi büyük bir istekle, gönüllü olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hem Stuttgart'ta, hem Herrenberg'te, hem Ulm'de, hem gösteri gruplarımız var. Hem de 7'den 70'e sadece öğrenmek isteyenler için kurslarımız var. Halk oyunlarında hiçbir zaman yaş önemli değil. 7'den 70'e herkese öğretiyoruz. İstekliyseniz korona salgından sonra gelin birlikte oynayalım. Teşekkür ederiz.